Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Biz de hem enflasyon rakamlarını hem de asgari ücret tahminlerini altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İslam Memiş de konuşacağız. Merhabalar efendim. Merhaba, iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayına baktığımızda Ekim ayına göre küçük bir düşüş, gerileme var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu haftanın önemli bir verisiydi Kasım ayı enflasyon verisi ve yurt dışı piyasalarda herkesin gözü kulağı açıklanacak olan enflasyon farkındaydı. Özellikle enflasyon verisi beklentinin biraz daha üzerinde geldiğini söyleyebilirim. E, %2.24 olarak giriliyor. Yıllık bazlı %47.0 beklenti %46.60 civarındaydı. Şimdi gıda enflasyon tarafında ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Son iki aydır bu tarafta köşe yazılarımızda özellikle enflasyon tarafına, gıda enflasyon tarafına vurgu yapıyoruz. Tabii bugünkü açıklanan enflasyon rakamlarında kur etkisinin daha etkileşimini görmedik. Yani kur tarafında da bir risk oluşumu var. Benim kişisel kanaatim enflasyon tarafındaki mücadele iyi niyetle samimi bir şekilde devam ediyor. Ancak karşılığını almamız biraz uzun sürecek diye ben tahmin ediyorum. Özellikle 2024 yılındaki analiz raporlarımda 2026 yılının ortalarına kadar bir zamana ihtiyacımız olduğunu ifade etmiştim. Şimdi ülke liderleri özellikle 3. Dünya Savaşı'nda konuşurken küresel ekonomiye dair belirsizlikler devam ederken Amerika'nın yeni başkanı tekrar Trump'ın özellikle BRICS üyelerine karşı yaptığı tehditler veya Orta Doğu'ya karşı yaptığı tehditleri göz önünde bulundurduğumuz zaman yine dışsal etkenli riskler bizim enflasyonla mücadele noktasında biraz gardımızı düşürebilir diye düşünüyorum. Gözler Merkez Bankalarının faiz politikasında faiz indirimleri ne zaman başlayacak ve enflasyona yansıması nasıl olacak kısmıyla biraz daha ilgileniyoruz. İşte 3 ay ayrı enflasyon rakamı var yine piyasalarda. TÜİK verileri enflasyon rakamında resmi rakamları piyasalara sunuyor. Özel şirketlerin enflasyon beklentileri veya STK'ların enflasyon beklentileri var. Bir de vatandaşın hissettiği enflasyon rakamları var. İşte bu ayrışımı ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Vatandaşın hissettiği enflasyon rakamlarında bir gerileme görmediğini veya çarşı pazarda raflarda bir gerileme olmadığını söyleyebilirim. Ama TÜİK verilerinde yine düşüş beklentisi ve iyimserlik devam ediyor. Ekonomi Topyekun. Bu düşüşlerin 2025 yılında da devam edeceğini ifade ediyorlar. Ama biraz daha sabırlı olmakta fayda var. Benim kişisel beklentim bu yönde. Enflasyon rakamlarının geçici olması biraz zor gibi duruyor. Özellikle bundan sonraki işlerde. hem dolar etkisi hem jeopolitik gerilimin etkisiyle birlikte biraz daha enflasyon tarafında zamanlama ihtiyacımız olabilir diye düşünüyorum. Ekonominin gündemine tutan bir diğer konu da asgari ücret artışı. Evet. Biz anketler yapıyoruz ve beklentinin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Görüyoruz. Sizin tahminleriniz neler ve yıl sonuna kadar vatandaşı tatmin ettirecek bir artış olur mu? Bu tarafta da görüş ayrılıkları var. İşçi ile işveren arasında veya ekonomi yönetimi arasında da farklılıklar var. Yine üç ayrı kategoride değerlendirmek lazım. Hükümet işçiyi ve vatandaşı ezdirmeyeceğiz bu enflasyon karşısında tavukta bulunuyor. İşveren yüksek maliyetten şikayetçi, nakit oluşamamaktan şikayetçi. İşçi de asgari ücret tarafında geçinememekten şikayetçi. E, toplum bu sürece baktığımız zaman da orta yolunu bulmak biraz zor diye düşünüyorum. Kişisel öngörüm 24-25 bandında bir asgari ücret güncellemesinin olacağı yönünde. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim. Altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İslam Memiş hem enflasyon rakamlarını hem de asgari ücrette tahminlerini bizlerle paylaştı. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.